Canan Ergüder 15 Temmuz 1977 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Baba adı Üstün, anne adı Rukiye olan oyuncunun Faika adında bir ablası vardır. Siyasi bilimler profesörü olan babası Üstün Ergüder, 1992-2000 yılları arası Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğünü yaptı. Küçük yaşta bale eğitimine başlayan oyuncu, ilk öğrenimine ise Şişli Terakki Okulu'nda başladı. Işık Lisesi'nde başladığı lise hayatını Üsküdar Amerikan Lisesi'nden mezun olarak tamamladı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili Edebiyatı bölümünü kazandı. Bir sene burada okuduktan sonra eğitimini yarıda bırakıp Amerika'ya gitti. Amerika'da sosyoloji ve tiyatro üzerine eğitim aldı. Ayrıca New York Aktör Stüdyo Drama School'da oyunculuk üzerine yüksek lisans yaptı. Oyuncu Amerika'da eğitim aldığı yıllarda aynı zamanda garsonluk yaptı. 2005 yılında okul arkadaşı Chris Burke ile evlenen oyuncu bu dönemde bazı tiyatro oyunları ve filmlerde rol aldı. 2007 yılı International Hoboken Film Festivali'nde Shooting Johnson Roebling adlı uzun metraj filmde canlandırdığı Nancy rolü için en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü aldı. Oyuncu 2007 yılında Ömer Faruk Sorak'ın dizi teklifiyle Türkiye'ye döndü. O dönem Kanal D'de yayınlanan ve başrollerini Necdet İşler ve Melisa Sözen'in paylaştığı Bıçak Sırtı adlı dizide rol aldı. Serra adında bir piyano öğretmenini canlandırdığı dizide ayrıca Fikret Kuşkan, Bildan Atasever, Mehmet Günsür ve Erkan Can gibi tanınmış oyuncular rol aldı. 2007 yılında ayrıca başrollerinde Halit Ergen ve Bergüzar Korel'in paylaştığı ve o dönem oldukça ses getiren Binbir Gece adlı dizide rol aldı. Eda Akinay adlı karakteri canlandırdığı dizide Tartuf Lordun ve Ceyda Güvenci gibi oyuncular rol aldı. Güzel oyuncu, 2005 yılında evlendiği Chris Burke adlı Amerikalı eşinden 2009 yılında boşandı. 2009 yılında Afife Jale Tiyatro Ödülleri'nde Bayrak adlı oyunda canlandırdığı kadın rolüyle yılın en başarılı yardımcı kadın oyuncusu seçildi. 2010 yılında senaryosunu Emrah Serbest'in yazdığı Polisiye Hikayeyi Besatçı adlı dizide Savcı Esra'yı canlandırdı. Başrolde Erdal Beşikçioğlu'nun oynadığı dizide ayrıca Necdet İşler, Güven Kıraç, Seda Bakan, Ege Aydan ve Hazal Kaya gibi isimler yer aldı. 2011 yılında ise aynı dizinin sinema filmi olan Besatçı Seni Kalbime Gömdüm'de rol aldı. Aynı yıl ayrıca İstanbul Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Liverpool Milan maçını konu alan İngiliz yapımı Babam İçin adlı sinema filminde rol aldı. 2013 yılında Kanal D'de yayınlanan Galip Derviş adlı dizide konuk oyuncu olarak rol aldı. Canan Ergüder 2008 yılından beri birlikte olduğu oyuncu Tartuf Lordun'dan 2013 yılında ayrıldı. 2013 yılında ayrıca Behzat Ç'nin devamı olan Behzat Ç Ankara Yanıyor adlı sinema filminde yine Savcı Esra karakterine hayat verdi. 2014 yılında başrollerini Damla Sönmez ve Barış Kılıç ile paylaştığı Güllerin Savaşı adlı dizide Gülfem karakterini canlandırdı. 2 sezon boyunca Kanal D'de yayınlanan ve oldukça sevilen dizi 68. bölümle final yaparak ekranlara veda etti. Oyuncu bu dönemde Güllerin Savaşı dizisinde birlikte rol aldığı Kenan Ece ile birlikte oldu. 2015 yılında Iraklı yönetmen İner Salim'in çektiği ve başrollerinde Tuğba Büyüküstün, Cener Cindoruk ve Hazar Ergüçlü'nün oynadığı Dar Elbise adlı sinema filminde Venüs adlı karakteri canlandırdı. 2017 yılında Star TV'de yayına giren Yıldızlar Şahidim adlı dizide Zeynep karakterine hayat verdi. Ancak dizi reytinglerde istediği başarıya ulaşamayarak 4 bölüm sonra yayından kaldırıldı. Oyuncu 2017 yılında sade bir törenle Kenan Ece ile dünya evine girdi. Çiftin bu evliliğinden Demir Ece adlı çocukları dünyaya geldi. 2018 yılında Yetkin Dikinciler ile başrolünü paylaştığı Kaos adlı sinema filminde oynadı.
Daha sonra ilk bölümünü 25 Ağustos 2020 tarihinde Star TV'de yayınlanan Menajerim Ara adlı dizide başrol oynadı. Feris adlı karakteri canlandırdığı dizide ayrıca Barış Falay, Fatih Artman ve Ahsen Eroğlu gibi oyuncular rol aldı. Bu dönemde meme kanserine yakalanan oyuncu, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile diziye veda etmek zorunda olduğunu açıkladı. Erken teşhis sayesinde başarılı bir ameliyatın ardından kemoterapi gören oyuncu, zaman zaman sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmektedir.